Kedilerin çok değişik bir psikolojisini keşfettim arkadaşlar. Spor salonundan eve giderken yolda aynı yerde sürekli yukarıya bakan kediler görürdüm. Farklı farklı cinste ama hep yukarıya bakıyorlardı. İşin ilginç yanı yukarıda da Atatürk posterleri var. Hatta bir ara fotoğrafını falan çekmiştim işte milliyetçi kediler falan diye. Ve hani şey olur ya, bir insan böyle yukarı bakarsa diğerleri de yukarı bakar, nereye bakıyor lan bu diye. Bayağı uzun süre anlamaya çalıştım. Çünkü oradan baktığın zaman gerçekten Atatürk posterlerine bakıyor gibi. Yukarıda tam böyle baktığı yerde bir Türk bayrağı var, oraya mı bakıyor? Haftalar sonra fark ettim ki arada sırada balkondan bir adam yukarıdan aşağıya salam atıyor. Ve o arada sırada atılan salam için kediler saatlerce orada durup yukarıya bakıyorlar. Kedilerin psikolojisini düşünsenize arkadaşlar. Çünkü evin ne olduğunu bilmiyorlar. Yukarıda yaşayan insanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Tek bildikleri şey arada gökten yemek düşüyor. Bu sürekli bir deliğin önünde bekleyen kedileri görmüşsünüzdür. Bu da onun gibi. Ve arada sırada yemek düştüğü için bunlar da sürekli saatlerce ama yukarı bakıyorlar. Çok ilginç bir şey. Kedilerin psikolojisi gerçekten garip. Bunu tabii ki kendi evime uyarlayacağım. Biz de arada sırada evden çıkıp kedilere mama veriyorduk. O yüzden sürekli kapıda bekliyordu kediler. Hatta bir tane Dizo olan kedi, hatta onun videosunu çekmiştim hatırlıyorsunuz. Büyük ihtimal içerideki kedi maması kokusunu da alıyor. Sinekliği falan böyle parçalamaya çalışıyordu. Bir kısmını parçalamıştı falan. Ve bu senede o kadar yoktu. Büyük ihtimal onun sebebi de henüz öyle çıkıp da yemek bırakmadığımız için. Şimdi ben bu psikolojiyi kullanacağım. Kedi mamasını sırt çantama koyacağım ve büyük ihtimal torbaya koyacağım. Sonra yakınlarda özellikle içinde kimse olmayan boş evlerin bahçesinden bir tanesine gideceğim. Tabii kediler benim evden çıkıp oraya gittiğimi görmeyecek. Bir tur falan atacağım böyle. O eve gittikten sonra bunları çağıracağım. Oraya yemek bırakacağım. Ondan sonra da yine uzaklaşacağım. Başka yerden dolaylı olarak eve geri döneceğim. Bakalım bizim evi bırakıp o boş evde beklemeye başlayacaklar mı? Ve bunu arada sırada yapacağım tabii. Ne zaman kedilere yemek verecek olsam bu şekilde yapacağım. Bakalım bizim evi bırakıp orada mı bekleyecekler bundan sonra?